Abi Belişehir'indeyiz. Tanıştığımız Türklerden biri Ferhat. Sağ olsun bize eşlik ediyor bugün. Kanka hazır kamera açık. Land Rover'ı kaça aldın? Kanka 2008 model HS'ye kasa. 195 bin milde 15 bin beriz aldım. Yani 7500 Amerikan. Hayırlı olsun, güle güle. Teşekkür ederim. Ama bunun Türkiye'deki fiyatı 300-400 bin Türk lirası. Doğru. Şu anda. Kaç yapıyor 300-400 falan? 40 bin dolar falan yapıyor işte. 3-4 katı kadar. Hatta ne 3-4 katı? 40 bin kadar? Yapıyor. 40 bin yapıyor. Aa, yapıyor hakikaten. Aa, yanlış hesapladım. 40 bin dolar yapıyor. Bildiğin kazıklar. 5 katı yani. 5 katından fazla ya. 5 katı direkt. Burada çok pahalı. Evet, Türkiye'de çok pahalı. Evet. Çünkü KDV koyuyorlar. Vergi koyuyorlar. Impossible oluyor. A Turkey was super expensive. The super is really, really super expensive. Almost half price of the. How much you has in Korea? 200,000. Yeah, it depends on model, but if somebody have Range Rover, we are thinking they are super fucking rich. Everybody thinking like that. It's my first. Ah really? Yeah. In hitchhike, I already take. Ah really? Yeah. Otostopta daha denk gelmişti. Araba bu Ferhat'ın. 7500 dolar. US dolar. Amerikan doları. Bildiğin Range Rover ya. İçi EFSO. İçi de böyle arabanın. Çok güzel araba ya. Bu arada Belize'de benzinin litresi kaç dedi? 1,5 dolar falan mı? 1,5 dolar. 1,5 dolar. 1,5 dolar falan. 1,5 Amerikan doları yapıyor. 1,25 de tam olsun. Aynen. Benim arabam mesela 260 Belize. Belize dolarına. Full depo oluyor. 260. Bir mile de, yani yaklaşık 1,5 kilometreye de bir Belize doları yakıyor. Belize'de 3 tane trafik işi var. Birisi Freetown'da, birisi Panama tarafında, birisi de arka downtown tarafında. Freetown dediğin burası değil burası mi? Burası Freetown, aynen. Işıklardan biri burada. Evet. Burası Brody's. Walmart gibi. Belize'nin en büyük market zinciri, evet. Bir tık daha pahalı dış piyasaya göre, dış marketlere göre. 1,5 kat falan böyle. 1,5 katı, evet. Yakında Türk malzemeleri de gelecek inşallah. Torku'dan. Gururumuzsun, helal olsun kanka. Teşekkür ederim. Aynen, fiyatlar 1,5 kat pahalı burada. Walmart gibi market, her şeyi bulabiliyorsunuz. Girip size market fiyat videosu çekeceğim. Ferhat sağ olsun, bize yardımcı olacak. Hadi başlayalım. Evet. Başlayalım. Alkol reyonu direkt. İlk önce alkol reyonundan başlayalım. Nasıl kanka, pahalı mı? Evet, şu anda 4 dolar. Bu dışarıda aldığın zaman 3 dolar falan. Yani dış piyasadan geldiği için biraz daha pahalı. Aynı şekilde Red Stripe da dış piyasadan geldiği için. Bu arada fiyatlar yarıya. Yani evet. Belize doları 4, Amerikan doları 2. Aynen öyle. Yarı ne görürseniz yarı yarı. Ne görürseniz yarı yarı fiyatları var. Heineken biraz dış piyasada, yani restoranlarda 7 dolar ve 8 dolar arası değişiyor. Ama marketlerde 3 dolar. Burada 3 bir dolar. Tık daha pahalı olduğu için 4 dolar. Mesela güzel biralardan bir tanesi olan Longshark. Belkin Lokal. Belkin Lokal. Buranın birası. Birası 3.25. En ucuz bira değil mi burada? En ucuz bira bu. Ama dışarıda 2.5 Belize. Aynı şekilde lokal bira. Biz bunları normalde top alış fiyatını restoran olarak sana söylersem. Ha bak o güzel. 1.95'e geliyor. 1.95'e geliyor. Aynen. Restoran. 3.25'e satıyorlar. Yani bu hemen hemen 2 kat. 2 demek. Katı. Aynen. 1 kat demek. Normalde yani böyle küçük Çinli marketlerde 2 lira 25 kuruş. 2 Belize 25 kuruş falan olması lazım ama bunlar 3.25'e. En ucuz market Çinlilerin değil mi burada? En ucuz market burada Çinlilerin. Ve market zincirinin %95'i de onlara aitmiş. Aynen öyle. Çok ilginç. Hintliler ve Çinliler burada genel ağırlıkta. Artı 501 Belize'in kodu olduğu için sadece 501 Belize'in kodu. Alan kodu değil mi? Evet, alan kodu doğrudur. Belize'inden daha güzel. Belize'in kendi alkolü rom içiyorlar. Rom. Bildiğim. Rom gösteriyor. Yani her gün içtikleri içki hangisi? Şunu her gün içerler de sen süper ol. Karayip içkisi rom. Caribbean Rom Gold. Caribbean. Budur. 41 yani 20 dolar. 20 dolar. Kaç litre bu ya? Kanka 1.75 bu. 1.75. 1.75 litre ama bunun toptan geliş fiyatı 26 beliz. Uf, burada yani 41. 13 Amerikan. Bunlar gene gördüğünüz üzere yarı yarıya fiyat fark koymuşlar. Burası restorandan pahalıya satıyor ya bizim. Tabii canım, burası restorandan çok çok pahalıya satıyor. Coconut rum var mesela. Bu da Caribbean. En ucuz, en dandy, böyle köpek öldüren fakirlerin içtiği o hangisi? Kanka en ucuz burada. Caribbean rum. Ha, 4, şey onun küçüğü. Aynen bunun küçüğü. 3 shotluk. Yani burada dilencisi şeyi, evsizi bunu içiyor. Yani. Aynen, homeless'i bunu içiyor. Tamam. Ya da bunu içiyor. White olan da. Bu da beyaz olanı. O da yine Karayip. Aynen, şey. Bu da Caribbean Rom. Karayip Rom'u. Rom, bildiğin Rom. Başka merak ettiniz. Mesela pirinçten örnek vereyim insanların. Tamam. Burada ana yiyecek pirinç rice mi, ekmek mi? Rice yok. Hani pirinç yani. Pirinç, tamam. Aynen, pirinç yani. Pirinç, o zaman pirincin kilosu. Bir paket, bu 1 pound. 1 pound hemen hemen. 1.30 beliz yani 0. Ucuz mu sence? Hiç değil, 65. 0.30 ucuz. Ucuz. Tabii bir belizeye göre çok ucuz. Bununla 3 kişi karnını doyurabilir. Küçük tencere yaptığın zaman. Hmm, hemen yani dönelim. Burada unlu mamuller ve
beyaz hitap ettiğimiz tuz, un, şeker, fasulye. Tuzun fiyatı ucuz. Tuz ucuz. Tuz her yerde ucuz. Bu 1 pound'u, yani 500 gram, yarım kilo. Pound'la grama karşılaştığınız zaman yarı yarıya diye hesap edebilirsiniz. Yani 500 gram 1 pound oluyor. Hı hı. 85 cent tuz. Burada şey, şeker işçiliği varmış. Şekerin fiyatı nasıl? Şekerin fiyatı ucuz. Oha, şu şeker, büyük şeker. Esmer şeker. 1,5 beliz. Yani 0.75 Amerikan. Kaç kilo ya? Kanka bu hemen hemen 3 pound. Burada LB diye geçiyor ha? Aynen, pound olarak geçiyor. 3 pound yani yaklaşık olarak 1.600 gram. Yarı yarıya mı? 1 nokta. Ha, yarı tam yarı diye hesap edelim. Hmm. İnsanlar karışıyor. 1,5 kilo da gitsin aynı o zaman. Aynı şekilde bak, burada fasulye var. Rice and Miso kullandığımız. O da ucuzdur. Aynen, bu da ucuz. Ana yemek 2.90 sen fasulyeyi Türkiye'de almaya kalktığın zaman 10 liranın altına alamıyorsun kilosunu. Burada kilosu 2.90 sen. 2.90 yani 1,5 dolar yani, yani 10 liraya mesela geliyor. Burada un var. Ha, şu un mu? Zero rate. Evet. Bebe. 3 pound yani 1,5 kilo 2.77 cent. Ucuz. Dönelim arkaya. Şimdi olayın en pahalı ve kazık yerine geldik. Ne? Peynir mi? Peynir. Soğuk ürünler kısacası. Bunların hepsi import. Belize'de hiçbir şekilde. O zaman kazık. Sour cream dediğimiz şey ekşi krema. Bu makarnalara falan kullandığımız. Bir küçük balığı yani bu yaklaşık olarak yarım pound 7.45 beliz doları. 4, yani 3.75 falan. 3.75, 3.30 falan. O civar 3.25. O civar bir şey denk geliyor. Burada yaptıkları kendilerine özel peyniri, sütü başka bir şey yok mu böyle? Yok. Her şey. Her şey dışarıdan. Aynen, her şey var. Yoğurt zaten Türk yoğurduna hasretiz. Türk yoğurdu yok burada. Geldik bu tarafa. Mesela feta cheese dediğimiz 227 gram olan cheese. Bizim Türk ezine peynirine benzer. Tamam. 8.95. Beş, yani 4 şey, Amerikan. 4,5. Ve çok zor bulunuyor. Sadece böyle büyük marketlerde var. Ama küçük ya. Kaç gram dedin? 277 gram kanka. 227 pardon. 27. 200 gram peynir. 200 gram peynir 8.95. TL vurmuyorum artık. 4 dolar deyip geçiyorum. 4 dolar. 5 Amerikan. Dolar. 4,5 dolar evet. 4,5. Bu tarafa geldiğimiz zaman sana daha başka göstereceğim bir şeyler. Kahve, Coffee Mate mesela. Soğuk kahve. 17.25. Pahalı. Çok pahalı. Çok evde. Pahalı. 17. Dışarıdan geliyor diye ya. Dışarıdan geliyor diye. Her şey import olduğu için burada çok pahalı. Vergilendirme mi uyguluyor? Mesela vergi, Meksika'da evet. Çok çok ucuz yani. Getirse getirir aslında. Meksika gerçekten çok ucuz. Zaten buraya gelen malların %70, %80'i Meksika'dan geliyor. Meksika'dan geçecekleri. Bunlar ne? Otlu peynir falan mı var? Bu otlu peynir. Bunlar blue cheese. Otlu peynir mi? Otlu peynir gibi diyebiliriz evet. Bunlar da çok pahalı. Şu kadar. 0.67 pound. 300 gram yani falan. Yani 300 gram falan. 10.22 beliz. Yani 5 Amerikan. Yani 5 Amerikan. Gerçekten çok pahalı. Pahalı, çok pahalı. Dutch yemeğimiz bunları genelde şarabın yanında. Şarabın yanında evet. Dilimlenip verilir. Ve 8.39. 4 dolar. 4 dolar. 55, 0.55 poundlu. Yani grama vurduğunuz zaman 250 gram. Pahalı pahalı. Peynir burada 8.39 beliz ve çok pahalı. Çok pahalı başladık. Yeah. Çok pahalı başladık. İnsanları korkutmayalım. Ucuz bir şey. Ucuz bir şeyler bulalım. O zaman biraz böyle beliz pahalı böyle abi. Böyle biraz daha şeylere gidelim. Ekmek reyonuna gidelim. Ekmek gidelim. Aynen. Daha bizi görünlere gidelim. Aynen. Mesela en basit örnek bu margarin dedim. Türk margarin. O bile pahalı bir şey değil mi? 3,5 beliz. Abi Meksika'da 20 cent ya. Aynen öyle. Even in Mexico 2 peso ya. O margarin burada yağımız var. Yağımızda 10.50 cent. Yani 5-20 çok. Yumurtamız var burada. 12'li. Kaç yumurta? 12'li. 4.35 cent. 2 Amerikan bunları. Çok ha, pahalı fena değil. Değil aynen. Çok o fena pahalı değil. Ama Türkiye'ye vurduğun zaman 10 Türk lirası yapıyor 12'lisi. Pahalı. Bu arada Belize Orta Amerika'nın en pahalı ülkesi. Etlere geçtik. Etlere geçelim mesela. Olmaz. Ne? Olmadı. Burada hani yurt dışında et ucuz olayı yok. Yok. Hemen dönelim şöyle. Bu bizim bildiğimiz bonfile. 2 kilo. 2 kilo 4 pound. 2 kilo 45.90. 22,5. 22,5 Amerikan. Gene Türkiye'ye göre ucuz. Ama Türkiye'ye göre ucuz mudur? Türkiye'ye göre bir tık daha ucuz. Gerçi 2 kilo et. 2 kilo et. Yağsız Türkiye, falan mı bu? Değil mi? Yağsız. Flat. Yağsız. Düz. Aynen. Bak bu şekilde. Burada İnek eti değil mi? Boneless hali. Aynen. Kemiksiz ve filetolanmış hali. Dönelim bu tarafa. Kıymalık ete gelelim. Et doğru aslında ucuz. Çok ucuz. Aynen Meksika'ya neredeyse. Göre hemen yani hemen bir tık, Meksika'da biraz bir tık daha. Aynen. Bu da kıymalık et mesela. Bu yarım kilo. 900 pound. 5 dolar. 30 dolar. Şöyle ekmek reyonuna doğru gidelim biraz daha. Ya bunlar ekmek paket ekmek. Çok, şey var mı açık ekmek böyle yok, somon? Yok yok. Ha, burada yok. Francalı ekmek yok aynen. Normal bildiğimiz Türk ekmeği falan bulamıyorsun. Normal böyle slice ekmekler. Şunlar lavaş tarzı bir şey. Bu da lavaş. Aynen bu birebir lavaş. Aynısı. Torta Meksika'dan geliyordur zaten. Yok kendi burada İspanyol kadınlar. Ha, orada mı yapıyor? Aynen yapıyorlar.
2.85 veriz. İçinde 5 tane var. Yani 1.40 sat yapıyor. Onun içinde pahalı. 5 tane var. Ha 5 mi var? 5 var aynen. Slice bread'ler var. Hmm. Slice bread'lerde 2.25 dolar. Yani 1.25 cent. Burada Türkiye'de bulunan Oreo var. Oreo her ülkede var. Oreo ya. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede var. Biraz daha böyle Forelli diye garip markalar. Ben de hangi ülke olduğunu bilmiyorum gerçekten. Böyle bir tatlı tuzlu kahvenin yanında içebileceğim bir kraker demiyor ya, bisküvi gibi bir şey. Hı hı. 5.65 beliz yani 2.5 dolar pahalı. Pahalı. Oreo kaç dedin ya? Oreo'yu kaçırdım ben. Kanka Oreo'lar şöyle baktığın zaman... Şöyle düz Oreo yok mu bizim? 15 beliz şu paketi. Bu şeyli. 5 kaç da 7 tahin dolar. Ve kriz... Kaç tane? 2 tane var şimdi. Ha, 2 tane büyük rolü var. Bu da normal, onun bir tık daha büyüğü. 15.35 dolar. Yani 7.5 Amerikan. Çok pahalı. Çok pahalı. Oraya evet. Normalde en ucuz bunlar, bisküvi ya. Bunlar bildiğin chips. İnsanların kendi yaptıkları chips. Patates. Ha, plantain yazmış. Şey, banana değil mi ya? Aynen, aynen öyle. Muz. Plantain chips. Normal chipsler de var. Plantain muz değil bu arada. Plantain başka bir. Hadi ya. Tabii, bak şu muz ama direkt. Şu muz değil bu mi? Banana. Bu banana chips. Bunlar plantain chips. Kanka muza benziyor ha. Evet, muza benziyor ama farklı. Burada nasıl söyleyeyim? Plantain'i genelde biz restorancılar olarak pilavların üzerinde, pirinçlerin üzerinde servis ediyoruz. Yiyorlar ha. İnsanlar seviyorlar. Fry plantain olduğu için çok seviyorlar. Kavak çekirdeği varmış. Evet. Aynen. Pepitos diye çağırıyoruz biz bunu burada. Pepitos. Zaten üzerinde de yazar pepitos diye. Hmm. Kabak çekirdeği, biraz daha kabak çekirdeğinin tuzlusu, bir tık daha tuzlusu. Güzel bu da. Ülke, 1.15 ülkede yetişen pirin. Çerez çeşidi var. Mesela Antep fıstığı tarzı, yok. Şam fıstığı. Hiçbir şey yok mu? Her şey import. Her şey import. Şey bu ülke yiyemeyeceğiz o zaman. Çok fazla gelişemediği için sömürgeden 1980'lerin başında sömürgeden çıktığı için daha yeni yeni gelişme, yeni yeni büyüme gerçekleşiyor. O yüzden hiçbir şey yok. İstanbul'un 1980'lerdeki halinin aynısı. İşte Mahsun abi demişti, Ankara'nın 1945'lerdeki hali. Aynen öyle. Böyle bu tarafa gelelim, biraz seafood dediğimiz balık. Yani seafood ucuz mu? Okyanus ülkesi. Seafood çok ucuz burada. Ucuz. Burada bulabileceğin en ucuz şey seafood. Istakoz, karides, balık. Buradaki en ucuz şeyler. Ama önce ben meyve sularını falan tanıtayım. Olur. Bunların hepsi konsantre. Kesinlikle orijinal değil. Hepsi katkı maddesiyle dolu. Bir tane yarım litrelik. 13.375 dolar yani 1.40. 1.40 falan. Normal, o, normal. Türk ürünlerinden bir tanesi var. Pepsi. Tek Türk ürünü olabilir belki de. Burada Pepsi var 1.80 cent yani. 80. 90. 90 cent oluyor, doğru. Red Bull Türkiye'den geliyor, üzerinde de zaten Türkçe yazıyor. Ha, Türkiye'den geliyor dedin, gerçekten Türkiye'den gerçekten geliyor. Gerçekten Türkiye'den geliyor. Ha, ben de şey Türkiye'de var diye. Şu, o zaman yok. Pepsi de mi Türkiye'den geliyor? Pepsi de Türkiye'den geliyor. Türkçe üzerine mi yazıyor? Üzerine baktığın Türkçe yazıyor zaten. Dikkatli bak. Şurada yazılar var diğer tarafında. Bu tarafı bir tarafı Türkçe, bir tarafı İngilizce. O ilginç, ne alaka ya? Türkiye'den mi geliyor? Türkiye'den geliyor Pepsi, evet. Bu tarafa döndüğün zaman bu Beliz'in yerli yaptığı tek süt. Westendais, lokal. Aa bak, o zaman fiyatı normal diyor. 8.25 doları. Kaç kilo? 1 litre. 1 litre falan. 2 galon yazıyor. Galon mu yazıyor? Galon yazıyor değil mi? 2 mi yazmış, 1 mi yazmış? 1.893 milim yani 2 litre hemen i̇ki hemen. Litre. 2 litre süt, 8.25 Beliz doları yani 4. Amerika 4 katıyor. Dolar. Süt bu 2. Evet. Süt Türkiye'ye göre pahalı sanırsın. Evet. Mesela balık. Hemen gelelim. Burada ne var? Karides. 5 pound karides 70 Beliz doları. Yani 35 Amerikan. 2,5 kilo değil mi? 5 aynen. Pound. 2,5 kilo 70 dolar. 35 dolar. Ucuz mu oluyor 2,5 kilo? 2,5 kilo. Mesela en basit örneğini desem burada whole fish dediğimiz river fish var. Kilosu 5 nehir dolar. Balığı yani. Kilosu değil. Bu direkt fiyatı. Kilosu 5 Beliz. Bu 10 Amerikan, 10 Beliz yani 5 Amerikan, 2 tane balık 5 Amerikan. Beliz'e göre ucuz. Somon var burada, bu import olduğu için biraz, bunlar pahaldır biraz onlar. Pahalı, hiç bunların fiyatına bakmayalım. Böyle geçelim biraz. Bunlar ne köfte gibi? Köfte var da dediğimiz şey işte, bu pork ama, pork meat yani domuz köftesi, aynen. Domuz köftesi. Bu da 1.35 pound. Yani 0.75. Ay yazmış sen, şu kilo fiyatı değil mi? Bu price, unit. Aynen bu şey fiyatı. Sen söyle. Pound fiyatı. 1 pound. 1 pound fiyatı. 8.75 Beliz doları. Beliz'e göre bu ucuz. Çünkü burada pork biraz pahalı. Doğru. Yemek de pahalı burada ya. Dışarıda burada falan yiyince. Burada yemek gerçekten çok pahalı. Burada pepperoni'ler var. Onlar da import. Bunlar da import. Bir tane küçük pizza ham daha doğrusu. Ya pizza ham pepperoni'si aynı şey. Pizza ham'a geldiğin zaman burada beef ham diyor. 3.75 Beliz doları. 2 dolar da geç. Yani 2 dolar yerim geçelim. Pahalı değil. Bizim Türkiye'deki sucuğun bir garip hali. Burada domuz sucuğu var. En ucuz et hangisi burada?
Tavuk mu, et mi, en ucuz, domuz mu? Üçü de aynı şekilde ucuz ya, çok pahalı üçü değil. Üçü de aynı değil mi? Üçü de aynı ama genellikle tavuk da alacağız. Mesela burada domuz sucuğu var. 8.85 pound'u. Hmm. Bunlar 1 pound ortalama olarak. 8.85 pound yani 4.5 Amerikan. Buna haber gelelim. Burada pulled pork var. Bunlar da hemen bakalım. O ne, salam gibi bir şey mi? Yok. Salam. Bunlar slice. Salam aynen. 9.15 deli doları yani. Kaç kilo? 4.5 Amerikan. 1 pound kanka. Yarım kilo. Bu kadar bölgenizden burada. Gene aynı şekilde. Sosis. İtalyan sosisleri var. Bunların hepsi tabii domuzlu. Şu ne? Şu da domuz değil mi? Kanka hepsi domuz. Üzerinde yazar zaten. Hmm, pork. Water, salt, sugar. Aynı şekilde burada. Sebze de ucuz. Böyle bu tarafa geçtiğinde aynı şekilde balıklar var. Balıklar. Ya bunu güzel. Dün Masum abi gösterdi. Evet. Buranın en güzel balıklarından biri dedi. Red snapper. Kırmızı. Kırmızı snapper var mı? Aha. Ne kadar? 4. Tilapia daha doğrusu. Snapper, tilapia aynı şey. Aynı balık türü. 8.93. İyi. Yani 9 beliz pound'ı. Uygun. Bunun tadı çok güzel evet. Gerçekten çok güzel bir balık. Bu tarafa tavuklara gelelim şimdi. Mesela burada. Tavuk en ucuz dedin değil mi? Evet. 4 tane but var. Bu 5.5 dolar. Pound'ı 4 dolar falan. 3.5-4 dolar arası bir şey. Tavuk göğsü. 1 pound'ı 5 dolar. 5.40. Bir belizliğe göre çok ucuz. Ama belizlerin aldığı maaş biraz düşük olduğu için. Doğru. Kaç burada askeri ücret tarzı veya askeri şey? Askeri sabit bir ücret yok ama insanlar genellikle 800 beliz ve 1200 beliz arası maaş alıyorlar. 400 dolar, 600 dolar. 650-600 dolar arası değişiyor. Wow, Türkiye'den iyi. 400-600 dolar arası. Burada bütün tavuk var. Orta boy bütün tavuk 11.25 beliz doları. 6.5 dolar. Yalnız 600 dolar ücret alıp buna bu parayı vermek iyi ya. Fena değil. Yaşarlar yani rahat. Tabii ki de, tabii ki de. Bir evde bir insan çalışmıyorsa tabii. Yaşarlar. Buraya gelen soslu kanat var. Bu da biraz ağır. Hemen hemen 4 pound 17.48 beliz. 4 pound 17.48 beliz. Çok fazla pahalı değil. Hemen hemen benim fiyatım bunu zaten 4 beliz falan işte. Beynim pound. Durdu. 4, benim 4, beynim 4 durdu. 4 beliz, 4 beliz 2 Amerika. 2 Amerikan'a 1 pound yani 1 kilo şey alıyorlar. Çok iyi. Aynen. Çok iyi. Tarafta soğuk ürünler var. Pizzalar falan. Tortiyalar. Bizim tandırda yapılan lavaşa hı-hı benziyor. Burrito'nun şeyi değil mi bu? Burrito'nun aynen. Burrito'nun bredi. Hmm, bunlar karşıda fiyatları özel. 5.65. Bunlar biraz daha pahalı. Bunlar Meksikan usulü ya. Aynen öyle. Bir burada, tık pahalıdır belli yani. Burada şeyler var. Böyle tatlılar var. Hı-hı. Frozen tatlılar. Bak burada bu frozen pizza var. Pizzanın nasıl mesela, fiyatlar? Bu pizzanın? Bütün pizza hemen 12 slice çıkıyormuş. Yani çıkarabilirsen olur. 7.55 dolar. 7.55 yani. Bir insan bunda, yani bunun 2 kişi doyar. Hemen hemen 2 kişi doyar. 3.5 dolar falan yapıyor. 3.5 dolar falan yapıyor ve çok ucuz. 2 kişiye 3.5 dolar uygun. Dışarıda bir pizza almaya kalktığın zaman biz her zaman vegetable pizza yiyoruz. Çünkü bütün pizzaların içerisinde pepperoni ve pork var. O yüzden biz bir pizzaya 6 slice ya da 8 slice pizzaya ortalama 40-45 beliz veriyoruz. 30'da 45. 30 olduğu zaman 6 slice 30. Abi biraz daha büyüdüğü zaman 45. 45 beliz oluyor. Yani 20 dolara pizza. 20 dolar. Bu pizza çok pahalı. Dışarıda pahalı evet. Böyle bu tarafa vegetable'lara gelelim. Ana yetişen burada mısır, başka yetişen var mı? Mesela mısır tatlı var. Patates falan. Tatlı patates burada lokal yetişen letis var. Letis dediğimiz şey kıvırcık. Tamam şunun marul. Şeyde uzun şey, uzunu. Göbek kepiço. Falan. Onun içerisinde lahana. Tamam. Beyaz lahana. Burada mesela şey var. Korn var. Mısır bizim bildiğimiz mısır. Bunların bir tanesinin maksimum fiyatı 2 dolar falan. Burada yazmamışlar. 2 beliz değil mi? 2 beliz dolar. Yani bir bir tane derken bir paket mi bir böyle paketi, şey mi? Bir paketi. Ha, tamam. Şu ne? Bu kabak mı ya? Bu ne? Kabak evet. Nasıl bizim bal kabağı gibi? Yani bizim bal kabağı gibi. Bu biraz daha... Denedin mi hiç? Denemedim. Ne yalan söyleyeyim hiç denemedim. Meksika'da da gördük de biz de denemedik. Aynen. Mesela havuca gelelim. İşin en temel gıdalarından bir tanesi. Havuç karası. Bak üzerinde de yazıyor zaten. Import diye belirtmişler böyle zaten. Havucu bile getiriyorlarsa artık. Evet. 2.27 dolar yani 1.5 Amerikan. 2 tane havuç. Pahalı. Yarım kilo havuç. Yarım kilo havuç. 1.5 dolar neredeyse. 1.5 dolar. Çok pahalı. Çok pahalı. Bu tarafa gelen bu. Ne bu? Kukumbur. Bu bizim da import. Salatamız. Sana import yazdıysa pahalıdır. Aynen. Yani bakmaya gerek yok. Brokoli bu. Brokoli hep çağırıyorlar. Ben orijinal söylemiyorum net olarak. Kanka bu da kukumbur. 1.52 dolar. 1 pound'u. 1.5 dolar 1 pound'u. Salatalık. Pahalı. Burada pahalı. Normalde maksimum bunların olabileceği fiyat 65-70 cent falan olması lazım. Ki bir belizden geçirebilmesi için. Brokoli, cauliflower import hiçbir şekilde burada yetişmiyor. Aynı şekilde bak şu paket 2.56 beliz doları. 1.75. 350 gram neredeyse. 350 gram. Açık bir şey gördüğün zaman tane mesela avokadonun bir tanesi 1.5 beliz doları yani 75 cent. Kapalı soğan 3 tane soğan. Böyle kilo olarak mı? Aynen. 4 dolar. 750 gram. 750 gram
2,5 pound falan. 3 tane soğan yani, 3 tane. O ilginç ama böyle açıkta görünce adet fiyatı, kapalı görünce toplam fiyatı. Aynen. O ilginç. İlk defa gördüm. Yani ben olsam doldururdum. Her şey paketlenmiş bir şekilde. Burada da her şey açık adet. Adet fiyatları yazıyor üzerinde. Anladım. Mesela büyük elma 2,25. Normal elma medium size. Bak medium, big, medium, big diye gidiyor öyle. Ben olsam doldururdum buradan bir kilo elma alacağım diye. Kilosu bu diye. Bana bir geçirirlerdi kasada. Aşırt diye 15 dolar öderdim. Elmaları geri bırakır giderdim. Kasaya geldiğin zaman canın acırdı biraz. Belize'in kahvesi yok değil mi bak? Burada kahveler var. Ancak Belize'in yok. Hemen böyle gelelim. Kahveler buradaysa. Buraya domuzu. Bir sonraki lafı. Tamam. Normalde şu an biz en iyi markete girdik. Her marketi böyle sanmayın. Burası Walmart gibi her şeyin bulunduğu bir market. Normalde marketler Çinlilerin elinde ve Çinli noodle'lar, karışık şeyler falan var. Evet, burada gördüğün gibi Belize Blend demiş. Yani Belize'lerin kahvesi mi? Aynen. 24-25. Seviyor musun bunu? İçiyor musun? I didn't try before. I really don't know. İyi. Kaç kilo? Pound dediğin. Actually we drink usually Colombia coffee. Kolombiya best. Yarım kilo 12 dolarmış. Kolombiya kahve kalmamış. Şaka gibi. Gerçekten kalmamış. Ama burada böyle nasıl göstereyim sana. Coffee Bait'in süt tost dediğimiz şey 10.75 5 dolar. 5.5 dolar. Pahalı. Import hepsi. Aynen. Mesela bak bizim bu Starbucks'ın frozen kahveleri olur ya. Aynı şekilde Frappuccino falan. 6 dolar 3 Amerikan doları. Çok fazla. Pahalı. Aynen. Nescafe Gold var bizim. Türkiye'de olan aynısı. Aynen. 15 dolar 7,5 Amerikan. 15-7,5 Amerikan 100 gramı 100 değil gramı. Mi? 100 gramı. Bazen gram yazmışlar, bazen pound yazmışlar. Çünkü üzerindeki şeye göre import ve lokal olduğu için değişiyor bazen. 100 gram doğru. Mesela klasik var. Nescafe klasik çekilmiş. Bu böyle tane tane bu çekilmiş. Blend bak buna Colombian yazmışlar. Colombian blend yani. 9.25 dolar yani 4,5 Amerikan. 4,5 doğru. Starbucks yok bu arada Belize'de. Gelecek diyorlarmış ama İnşallah. Şu anlık yok. Burada. Ha, Starbucks'ın kahvesi. 65 Belize. 32,5 kadar. Ya bu kaç? 228 gram. 300'e gitsin. 24 35 dolar. Pahalı. Blende dediğimiz şey işte, bizim tatlandırıcının bir değişiği. Tatlandırıcı burada spor yapanlar ıvır zıvır. Herkes bundan kullanıyor. Böyle geldiğiniz zaman Lipton'u burada görebilirsiniz. 3 Amerikan doları 6 Belize. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatı ama pahalı gibi duruyor. Ben de hiç bilmiyorum. 3 senedir gitmiyoruz. Ice Tea var bak mesela kutu. Toz Ice Tea. 22.75 dolar. 11 dolar. Pahalı. Cornish'in dediğiniz bu kahvelerin içine katılan sütler ya da makarnaların içerisine katılan sütler var. Bunların tanesi 1.70 sent. Koli aldığın zaman da böyle 48 tane falan geliyor. 48-50 tane geliyor. Buna şey demiyorlar mı? Süt reçeli. Cornish mi bu? Süt böyle reçeli şey değil mi? Sanmış. Tatlı, bu biraz sütlü, daha tatlı. Bu daha krema böyle tarzı bir şey. Aynen, değil mi? Krema. Tamam. Bu süt reçeli var ya bildiğin. Burada meşhur. Bu da bir değişiği olun. Bu da bir değişiği. 3.85. Lala Mexican markası bu arada. Lala Mexican markası evet. O gördük Lala orada. Yani Mexican ya mostly. Bu tarafında ne zaman sabah kahvaltılıkla onlar full import. Full zaten bunlar pahalı. Full import ve burada hiçbir böyle bir tek şey görebilirsin. Kaliteli marka. Bak şunun aynısını yemin ediyorum 2 dolara aldık Meksika'da. Aynı burada boy. 19, 20 dolar yani 10 Amerika. Hey honey, this one is 2 dolar we buy in Mexico. Abi 3 saat mesafe sınır şurada Meksika. Orada 2 dolar, burada 10 dolar. Aynen. 5 times yeah. Burada 2.60 sent. Süt bu bildiğimiz bizim light. Süt. Yarın süt burada alıyorsun. Ucuz. Ucuz. 2.60 dolar. Burada. Hemen aynı. Hemen aynı. Meksika'da 1 dolar. Yeah yeah same. Süt normal. Köpek mamaları falan var burada. Çok pahalı mesela. Köpek mamaları mı? Evet. Şöyle geldik buraya. Bizim de bir tane yeni küçük köpeğimiz var. Aşıya gitti bugün değil mi? Evet. Bugün aşıya gidecek. Duydum. Erkeğimiz. 81 dolar bir çuvalı. 32 pound yani hemen hemen 16 kilo falan yapıyor. Hiç anlamıyorum vallahi da. Pahalı mı sence köpek mamaları? 81 pahalı. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Yani Türkiye'de kaç import kat? Türkiye'deki köpek maması fiyatlarını bilmiyorum ama bunlar en kaliteli soğanlar. Aa, 40 dolar da ucuz olmaz ya. Ucuz olanlar da var burada. 10 dolar mesela. Şu 5 dolar kaç? 3,5 kilo yok 4 kilo neredeyse. 4 kilo. 5 dolar da geç. 6 dolar. Pahalı evet. Bu tarafa pahalı. Temizlik malzemelerine gelelim. Bu bizim bildiğimiz el sabunu var ya şey kamak için bulaşık sabunu. 1,5 litre falan 1,5-2 litre falan. 7,5 dolar.
7,5 Amerikan doları. Dışarı marketlerde bunlar şu 5 dolar olan malzeme 3,5 ya da 2,5 dolar, burada 2 katı. Şu en küçüğü. Küçük boyu. Bu normalde 1 dolar falan olması lazım, burada 2,25. Satılıyor mu hiç? Yani 50 cent'e dışarıda bulursun yani. Aynen öyle. US. Bulursun 1 dolara da bulursun. Böyle geldiğin zaman bu tarafa cam sil var. Cam sil var. Burada 4,25. 2 dolar. Yüzeyi temizleyiciler pahalı. 8,25. 4 dolar. Pahalı ya. Bu kadar harcanıyor mu ya temizlik şeyine? Çamaşırların içerisine atıyorsun. Koku. O bile pahalı ya. 80 tablet. Air Fresher bu. 4 dolar bir tanesi. 2 Amerikan doları. Bakma böyle büyük oldu. Yarısı boş. Hadi ya. O off'lar çok pahalı. 18,30. Çok pahalı. Off'lar çok pahalı. 8 dolar yapıyor. Burada Raid'ler 12 dolar, 6 dolar falan yapıyor. Küçük pil bir tane. Bu ne abi? İlk defa gördüm bu pili. Ben de ilk defa gördüm. Bunlar değil ya. Bunlar normal küçük şey pilleri. What is this size? So strange, no? So strange. Saate maate falan takıyorlar. Bunlar saat değil kanka. Terazi pili. Yani terazi mi? Aynen. Terazi pili 12 dolar yani. 5, 6 dolar. 6 dolar ya. Normal piller de var şöyle gel. Burada var bir şeyler. Kanka, ikili Duracell kalem pil 7,25 dolar. Pakette dörtlüymüş, çalmışlar. İkiye düşmüş gibi. İkili ya bunlar. Köşeden kapatmalı olduğu için. 12,5 dolar olanlar da var. Daha uzun süreli. Anladım. Sürelerine göre değişiyor. Mesela 7,25 saat pilleri. Pahalı pahalı. Türkiye 1 dolar. Kore'de 1 dolarmış. Doğru. Mesela KitKat 2,30. Bu çok baharı. Meksika'da 1. 1 dolardan daha ucuz. Burada. Daha ucuz Meksika. Meksika daha ucuz. KitKat'ın Gold'u var. Biraz daha böyle nasıl diyeyim? Çikolata Gold. Aynen öyle. 7,75. Pahalı. Dark olan da aynı fiyat. Yenir ama pahalı. Ayrıca bizim burada restoran olduğumuz için bizim burada %10 indirimimiz var. Aynı şekilde bunlarla iş yaptığımız için de bize %10 mal indirim. Mal sahibi değil mi siz? Mal sahibi evet. Dükkanların mal sahibi yani restoranların mal sahibi aynı zamanda bu mülkiyet marketin sahibi. Mülkiyet sahibi. Restoranlar bizim. 3 parça. Bir tanesi 100 jeli, bir tanesi size spray, bir tane de sakız aldım. Bakalım kaç para. Bakalım kaç para tutacak. İndirimimizle beraber, %10 indirimimizle tekrar belirtiyorum. İndirim iyiymiş ya, size özel mi yoksa çalıştıkları herkese veriyorlar bize mı? Bize özel, yok. Size özel. Bize özel. Nasıl gösteriyorsun peki %10 indirimin olduğunu? Fişi zaten çekeceğiz. Ha, kart, fişi karttan belli oluyor. Belli oluyor. Hello, this is for Midtown Restaurant, Midtown Company. But I won't pay the cash. Although is my friend, he's taking a video, I have no problem for him. He's just checking the prices for bedding. You want me to put the Midtown Company Limited? Okay. Yeah. Meksika'da vermiyorlar şey plastik. Burada veriyorlar. Türkiye'de paralanmış. Burada herhalde. Da bazı yerlerde aslında şey var. Böyle karton poşetler var. Onları 3 dolara falan. For the one 69 yani 40 dolar 60 cent. Ben 50 dolar verdim. Pahalı. 3 kalem mal. 20 Amerika. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Same to you. Burada poşetler ücretsiz dedik. Böyle ton ton veriyorlar müşteriye. Hey honey. Durmuş sırada. I suspect let's go. Have a good day. Böyleydi abi Belize'de fiyatlar. Nasıl? Şöyle, pahalı dediğim gibi. Ama gene ben sana şeyimi göstereyim. Bu %10'lu hali mi? Bu da %10'lu hali aynen. Koymasa 45 falan. Aynen civarı bir şey. 46 falan yapayım. Burada. Görebiliyorsanız 41 dolar. Benim restoranımın ismi var burada. Gerek olan her şey include tax yani. Şeyi soracağım. Atıyorum biz geldik sizin restoranın ismini verdik. Bize de mi? Eğer TIN numarası varsa buranın belirli yani şirketlerin belirli numaraları da var. Eğer TIN numarasını biliyorsan sana diskont veriyorum. Sana bir şey sormadı. Çünkü beni sürekli geldiğim için tanıyor. Bende de biraz sakal var. Maske takıp karıştırıyor. Kanka maske taktığı zaman şapka taktığı zaman benziyoruz zaten. Gelip buradan çok sıcak. Sakallı kıllı erkekler gelip buradan indirim alabilir. Midtown ismini verip. Aynen öyle. Abi şu arkamda gördüğünüz binada Belize'in en lüks ve pahalı neyi? Malzemeleri, aletleri. Marketi mi diyeyim ne diyeyim? Marketi elektronik, gibi bilgisayar, telefon her şey var. Saat, parfüm, yatak her şey. Aynen. Bu da baktım bir değişik. Abi burası bilgisayar reyonu yine müzik var ama hızlıca geçeyim. 1000 dolar, 500 dolar, 700 dolar, 750, 1500, 1000, 800, 800, 900, 1000 o civar. Dolar yani pahalı aslında. Özelliklerine bakmadım ama 1000 dolardan aşağı bilgisayar yok. Burada halı kullanıyorlar yani insanlar. Ay sıcak ülke ne yapıyorlar halıyı bunları? Yere koyuyorlar ya. Burada çok karınca ve küçük küçük kut dediğimiz şeylerden var. O yüzden halı koymak zorunda ya da halı flex. Burada gördüğüm halılar 175 dolara 5 metre 8 metre halı. Çok iyi.
Abi şu gördüğünüz akülü arabalar bildiğin Belize'de normal bir araba fiyatıyla aynı. $500. Şu 500 çok iyiymiş yalnız ya. $550. Burası da bizim Media Markt gibi. Böyle nalbur ne derler. Media Markt demem de Koçtaş gibi diyelim. Koçtaş gibi ıvır zıvır satıyorlar. Burada watt satıyorlar. Daha doğrusu. Işıklar var. Işık satıyorlar. Böyle şurada gördüğünüz bahçe ürünleri. Bahçe malzemeleri. Böyle şeyler satılan. Fiyatları çok göstermeyeceğiz ama şeyi görün yani. Ambiyansı görün. Fiyatlar çok çok pahalı. O yüzden fiyatları göstermeyelim. Ama güzel bir ortam yani, yapmışlar. Küçük bir barbekünün fiyatına bakalım. 2500 var hacı. 4500. 2250. 2250 Amerikan doları. Pahalı. Belize'de telefon ve bilgisayar fiyatları %20 oynuyor. Yani Amerika'da 1000 dolarsa burada 1200 dolar falan yapıyor. Kanka genel olarak burada Amerikan markası geçiyor. GMC dediğimiz. GMC var. Ondan sonra Dodge var. Dodge. Chrysler var. Böyle en ucuz standartlarda bir... En ucuz standartlarda araba yani. Dodge genellikle. 9000 Belize'le. 7500 9000 Belize arası böyle. Ortalama bir araba almak istiyorsan. 7500, 3000, 5000 dolar. 3500 dolar bir şey yok. Öyle. Yani evet. Burada pahalı mı sence araba falan? Pahalı yani, senin evet, araba ucuz aslında. Benim arabam ucuz ama buradaki arabalar pahalı değil bence. Olur. Çok da pahalı değil normal. Yani maksimum verebileceğin güzel bir araba para 20.000 Belize, yani 10.000 Amerikan. Bu da Türkiye'de baktığın zaman 80.000 Belize. 80.000 Türk lirası ve 80.000 Türk lirası şu an Tofaş satıyorlar. Tofaş satıyor. Duydum, Tofaş bir tane 160.000'e satıyor. 160.000'e satıyor evet. Abi Tofaş'ın fiyatı şu an buradaki Range Rover'la aynı. Oo çok ilginç. Natural. Kaç verdi tanesine? 6 milyon. 3 Amerikan verdi. 3 Amerikan, 1-1-1. Kokonat, taze. Kokonat, taze kokonat. Müşteriler olduğu zaman kesiyorlar. Hmm. Gözünün önünde, natural, doğal bir şekilde. Abi güzel. Evet, bunun tadı çok güzel. Bunun tadı biraz daha güzel çünkü tropikal meyve ve yerli. Güzeldi abi, market videomuzun da sonuna geldik. Ferhat'a teşekkür ederiz destek olduğu için. Çok kanka güzel. Eyvallah, gel şey yapalım. Hey onda arka planda, thank you bro. Evet. Böyle izlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın, hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Son diyeceğim bir şey var mı kanka? Yok, başka diyeceğim bir şey İyi. Yok. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.